O bugün Türkiye'nin adından en çok söz edilen ünlüsü. Dışarıdan hayatı toz pembe görünse de meğer unutulmayacak acıları varmış. Kahkahaları dobralığıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın. Demet Akalın, mankenlikten oyunculuğa geçen şarkıcılardan biri. Ama onun yaşamında öyle bir trajedi var ki, işte hayat hikayesi. 23 Nisan 1972 yılında Gölcük, Kocaeli'de doğdu. İlk eğitimini Gölcük'te tamamladı. 1989 yılında Gölcük'ten İstanbul'a taşındı. Boyu 1.72 metre olan Demet Akalın ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve annesinin bizzat elinden tutup yazdırdığı mankenlik kursuyla başlayan macerası onu ta bugünlere kadar getirdi. Kader arkadaşı Gülben Ergen gibi o da iç çamaşırı defilelerine ağırlık vererek meslektaşları tarafından sıyrılmayı başardı ve seyirci tarafından cesur manken lakabı aldı. Karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendiren Akalın, şarkı da söyleyeyim diyerek bir anda o yola da baş koydu. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve Hülya Avşar'ın annesi Emel Avşar'ın desteğiyle ilk stüdyo albümü Sebebimi 1996 yılında piyasaya sürdü. Bu albümü sevilse de o dönemin pop piyasasında kendisine mütevazı bir yer ediniyor. Şarkıcılığı 3 gün sonra unutulabilirdi. Ama o noktada devreye yaşadığı aşk hikayesi girdi. 1997 yılında sporcu manken aşkının gündem olduğu dönemlerde İbrahim Kutluay'la Demet Akalın'ı bir araya getiriyorlar. İkili kısa sürede medyatik bir aşk yaşamaya başlıyor. İbo Demet aşkı manşetleri süslüyor. Ama Demet Akalın, Senin Anan Güzel mi şarkısının klibinde de rol almış olan İbrahim Kutluay'la yaşadığı aşk hikayesinde mağdur olmuştu. Evlenmelerine çok az bir vakit kalmış, ayrılmışlardı. O zamanlar bunu katıldığı Hülya Avşar Show'da şöyle anlatmıştı. 5 Temmuz'da evlenecektik ama o bir anda evlilikten ürktüğünü söyledi. Erkeklerde böyle bir durum oluyor. Benim de bu sözler gücüme gitti ve ayrıldık. Ona biraz da bekleseydin diyen seyirciye ise şu cümleleri söylemişti. 4 sene olmuş anacım, daha ne bekleyeyim? 90'lı yıllarda ek olarak çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol aldı. Günlerden Pazar, Hele Anahtar, Sensiz Olmaz o filmlerden birkaçı. 90'lı yılların başında adı gazetelerde sık sık İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olarak geçiyor. O sıralar Demet Akalın'ın ağzından ilişkiyi onaylayan bazı açıklamalar gelse de İbrahim Tatlıses bu ilişkiyi kabullenmiyor. İmajına zarar veren bu ilişkiden sonra İbrahim Kutluay'la yaşadığı aşkta ailenin mağdur evlilik özlemi çeken kızı olarak çok seviliyor. Giderli şarkılarla beraber Akalın tam anlamıyla zirveye koşmaya başladı. İkinci Demet Akalın stüdyo albümü Unuttum, Haziran 2003'te piyasaya sürüldü. Aralık 2004'te Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe tarafından yazılan şarkıları seslendirdiği 3. stüdyo albümü Bana Ne'yi yayınladı. Bu albüm 40 bin kopya sattı. Albümde yer alan 8 şarkıya klip çekildi. Bana Ne şarkısına çektirdiği klip Madonna'nın 2002'de yer aldığı kısa filmi Star ile taşıdığı benzerlikler yüzünden haberlere konu oldu. Altın sertifika alan ve ilk kez şarkı sözü yazarı olarak da görev aldığı ve 2006 yılında yayınladığı Kusursuz 19, 2008 yılındaki Dans Et gibi albümlerle 2000'li yıllarda Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Temmuz 2006'da şarkıcı restoran zinciri sahibi Oğuz Kayhan ile evlense de birliktelik Kasım'da sona erdi. Albümlerinde yer verdiği giderli şarkılarla kendi tarzını oluşturdu. Şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı. 2007'de hayranlarının isteği üzerine Tatil isimli single'ını yayınladı. Aynı yıl Hande Yener'le bakkal müziği tartışmasına girdi. Yener'in söylediği ben batı müziği yapıyorum, bu yüzden fantezi müzikle uğraşanlarla zaten rakip olamam. Demet'in yaptığı iş tarzım değil sözlerine kendisinin beni beğenmiyorsa neden benim yetişmediğim işlere gidiyor. Yoğunluktan dolayı kabul etmediğim işleri kendisi yaptı cevabını vermesiyle tartışma büyüdü. Hande Yener bu sözlerden sonra manevi tazminat davası açtı. Daha sonra Akalın Yener'in kendisi için söylediği Demet mi? Bakkal şarkıcısı, çamur ve densiz
Yaptığı da bakkal müziği, kalıcılığı yok sözlerine karşı elektronik müzik mi yapıyor? Onu elektrik çarpmış şeklinde cevap vermiş ve atışmalar Akalın'ın yenere açtığı davayla sonlanmıştı. Nisan 2009'a gelindiğinde Demet Akalın Türkçe Top 20'de zirveye yerleşen single Toz Pembe'yi yayınladı. Ocak 2010'da Akalın ikinci evliliğini yaparak iş adamı Önder Bekensiri ile evlense de bu evliliği de ilkine benzer şekilde aynı yıl içinde sonlandı. Nisan'da şarkıcı 83 bin kopya satarak yılın en çok satan albümü zirveyi yayımladı. Albümdeki Evli Mutlu Çocuklu şarkısının klibinde o zamanki eşi Önder Bekensir de yer almıştır. Mart 2012'de Bir Küsüp Bir Barıştığı Hande Yener ile birlikte bir reklam filminde oynadı. Reklam teklifini kabul etmesinin sebebini "çok para verdiler, hayır diyemedik" sözleriyle açıkladı. Sonraki ay Okan Kurt ile evlenerek 3. evliliğini de yapmış oldu. Şarkıcının 7. stüdyo albümü Kasım 2012'de çıktı ve 69 bin kopya satarak Türkiye'de yılın en çok satan 9. albümü oldu. Eleştirmenler albümde Demet Akalın'ın tarzını devam ettirerek kendini tekrarladığını söylediler. Akalın 2013 yılında Popstar yarışmasında 13. bölüm boyunca Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Serdar Ortaç'la birlikte jüri üyesi olarak görev aldı. Hamile olduğunu öğrendikten sonra 10 konserlik Avrupa turnesini iptal etti. Şubat 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. 2 ay sonra ise 8. stüdyo albümü rekoru piyasaya sürdü. Ekim'de 2004 yılından beri çalıştığı Seyhan Müzik'le yollarını ayırdığını duyurdu. Yayınladığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. 2016 yılının Kasım ayında 10. albümü Rakipsiz çıkış şarkısı Hayalet müzik listelerinde 1 numaraya kadar yükseldi. 11 Eylül 2018'de eşi Okan Kurt'tan boşandı. Yıl sonundaysa 11 yıldır polemik yaşadığı Hande Yener'le barıştı. Akalın 11. stüdyo albümü olan Ateş'i 18 Nisan 2019 tarihinde yayınladı. Şimdilerde 48 yaşında olan Akalın, 2 yaşındayken bir trafik kazasında babasını kaybettiğini, aynı kazada annesinin de öldü sanılıp morga kaldırıldığını bir röportajında şöyle anlatmıştı. "Annem çok zor günler geçirmiş. Aylarca yoğun bakımda yaşamış. 24 yaşında kocasını kaybetmiş. Ama dimdik ayakta kalmış. Ve bana hem analık hem de babalık yapmış. Onun hakkını asla ödeyemem." Demet Akalın'ın annesi o hüzünlü hikayeyi şöyle anlattı. "İnsan başına ne zaman ne geleceğini bilmiyor. Benim Ali Akalın ile mutlu bir evliliğim vardı. 1975 yılıydı. Eşim, kız kardeşim ve ben yılbaşı eğlencesi için Gölcük'ten İstanbul'a gelmiştik. Demet o zaman 2 yaşındaydı. Onu anneannesine bırakmıştık. Güzel bir gecenin sonunda o feci kazayı yaşadık. Kız kardeşim ve Ali kaza anında yaşamını yitirmiş. Ben eşimi, kız kardeşimi kaybettiğimi aylar sonra öğrendim. Hastanede benim de öldüğümü zannedip üçümüzü yan yana morga koyuyorlar. İnanılır gibi değildi. Saatler sonra abim teşhis için morga geldiğinde kolumu hareket ettirdiğimi görüyor. Nabzımın attığını fark ediyorlar ve beni apar topar yoğun bakım ünitesine alıyorlar. Kafatasım ciddi hasar görmüş, 27 dikiş atılmış. Komadan 26 gün sonra çıktım. Kendime geldiğimde ilk Demet'i görmek istedim. Onu karşımda görünce gözyaşlarını boğuldum. Bana "anneciğim beni bırakma, seninle uyumak istiyorum" deyince fena oldum. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, çok zor. Gözyaşlarımı ne kadar kızımdan gizlesem de bazı şeyleri hissederdi. Bir bebeği vardı. Onun saçını tararken hem şarkı söyler hem ağlardı. Babasını özlerdi. Akalın, "ben küçükken birbirimize sevgimizi çok gösterirdik. Büyünce bu kalmadı. Hayatın temposunda sevgimizi gösteremez olduk. Annemi yanımda yaşamaya ikna edemiyorum. Gölcük'ten kopamıyor çünkü. En büyük korkum ailemi kaybetme korkusu. O yüzden doya doya onlarla bir arada olmalıyım" sözlerini dile getirdi.